Bir programımızdan daha hepinize merhaba. Bugün yine çok özel bir yerdeyim ki görüntüleri izlediğinizde siz de hayranlığınızı saklayamayacaksınız. Yunus Emre Belediyesi'nin hizmete geçirdiği Manisa Osmanlı Müzesi'ndeyiz. Burası Osmanlı'ya dair birçok şeyi yansıtmış. Tam bir Osmanlı Müzesi diyebiliriz. Konuğumuz Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çerçi. Şimdi ben Mehmet Çerçi ile buluşmaya giderken siz de biraz müzeyi gezin. Az önce de bahsettiğim gibi Yunus Emre Kültür Park'tayız ve Manisa Osmanlı Müzesi'ndeyiz. Yanımızda Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçi var. Başkanım yine beni kırmadı. Tabii başkanım sizden daha önce İrfan Meclisi'nde bir çekim yapmıştık. Neredeyse bir yıl oluyor. Evet. Bana söz vermiştiniz Emine Hanım. Orası bittiğinde sizle orada da çekim yapacağım diye. Eyvallah. Tabii ben sözleri unutmuyorum. Doğru, siz de unutmadınız. Beni tekrar kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Eyvallah. Bugün başkanımla birlikte Osmanlı Müzesi'nden bahsedeceğiz. Ben gezdim tabii yayından önce. Muhteşem olmuş. Çok büyük bir sanat işi var burada. Yani insan hem duygulanıyor gezerken ki birçok vatandaş benimle beraber geziyordu. Onlar da çok duygulandılar. Çok güzel bir çalışma olmuş başkanım. Evet. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Sizinle görüşmek güzel gerçekten. Dediğiniz gibi birkaç ay oldu. Belki bir sene oldu. Evet, bir sene oldu. Meclisinde. Evet. Program yapmıştık. O zaman burada çalışmalar henüz daha başlamıştı. Bitmemişti. Yani inşaatı da sayarsak bu müze yaklaşık 5 yıldır çalışılıyor. Evet. Bunun yaklaşık 6 ayı proje çalışmaları, 2 yıl, 1,5-2 yıl inşaat çevre düzenlemesi. 2 yıldır hemen hemen 1,5-2 yıldır da müzenin iç tanzim ve teşhiriyle, objeleriyle, malzemelerinin hazırlanması ciddi bir iş, hassas bir iş. Yani hemen hemen 5 yıl oldu tahmin ediyorum. Belki de biraz geçti. Ama netice itibariyle sizin de gördüğünüz gibi yaklaşık Ekim sonu, Kasım başı gibi biz burayı açtık fiili olarak. O zamandan beri tahmin ediyorum bir 100 bin kişiye yakın ziyaretçi geldi. Evet. Tabii ücret de alınmıyor. Vatandaşlarımız bir görsünler. Düşüncesiyle. Manisa bildiğiniz gibi bir tarih kenti. Tabii ki. Şehzadeler kenti. Yani. 20 küsur şehzade buradan yetişmiş. Bunun 7 tanesi devlet-i aliyeye padişah olmuş, sultan olmuş. Bu geçmişimizi de burada yaşatalım, yansıtalım istedik. Değişik objeler, materyaller, değişik alanlar, odalar, tasarımlar ve temalar yaptık. Farklı temalar farklı var. Temalar hayran oldu. Kaldım başkanım. Yani tekrar söyleyeceğim. Ne kadar anlatsak anlatamayız. Gelip görünmesi lazım. Vatandaşlarımız, bizi izleyen hemşehrilerimiz Manisa'dan ya da Manisa dışından lütfen bir gelsinler, bir görsünler. Gerçekten Manisa'ya yakışır. Manisa'nın tarihine yakışır. Onu bir nebze olsun anlatabilecek vasıfları olan bir müze oldu. Müzenin tarihi şöyle özetleyebilirim. 1300'lü yıllardan malum Osmanlı'nın
kuruluş yılları işte Yunus Emre ve Tapduk Emre Hazretleri Manisa'da, Kula'da da mezarları var. Evet. Türkiye'de 7-8 yerde makamı, mezarı olan büyük insanlar, büyük şahsiyetler bunlar. Manisa'da bunlardan bir tanesi. Malum bizim ilçemizde o mübarek şahsın ismiyle anılıyor. Yunus Emre ismi konmuş bize. Yaklaşık 260 bin kişinin yaşadığı bir şehir burası. Kadim bir şehir Manisa üstelik. Dolayısıyla biz bunu 1300'lü Yunus Emre'nin yaşadığı yıllar 1260-1340 civarları tarihi kayıtlarda böyle geçiyor. Dolayısıyla 1300'lü yıllardan başlattık müzemizin tarihini Yunus Emre ile beraber. 1922 8 Eylül'de bitti müzenin kapsaması, teması. Yani Kurtuluş Savaşı bitiminde Manisa'nın kurtuluşu 8 Eylül 1922'de müzenin şeyi bitiyor, serüveni bitiyor. O aralıktaki dönemleri anlatıyor. İşte Yunus Emre var, Hafsa Sultan Odası var, Kurtuluş Savaşı var, Padişahlar, Sultanlar bölümü var, koleksiyon var, evet. var, Osmanlı Konak teması var filan. Yani bir tam bir Osmanlı dönemini kapsayan 1922'ye Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar 8 Eylül Manisa'nın da kurtuluşu bizim için, şehrimiz için çok önemli bir gün. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Manisa'nın kurtuluşunda öne çıkmış tabii, isimlerin isimler var, değerli şahsiyetler var. Evet. Onları da bir nebze olsun canlandırmaya gayret ettik. Canlı bir müze, yaşayan bir müze deniyor bu tür müzelere. Yani pek çok temalar, canlandırmalar, silikon heykeller giydirilmiş, iç mekan kıyafetleri ve heykelleriyle, objelerle, tavan süslemeleriyle donatılmış yaşayan bir müze, canlı bir müze. Çok güzel oldu benim kanaatimde. Evet. Bütün arkadaşlarımın emekleri var. Belediye çalışanlarımız, kültür işlerimiz, başkan yardımcılarımız, hepsinin büyük gayretleri var. Burada ustasından, Muğla'dan, şöyle özetleyebilirim, Muğla'dan ustalar geldi. Çorum'dan heykeltıraşlar geldi. İstanbul'dan kıyafetler geldi, kıyafetler tasarlandı. Ne bileyim, Kırkağaç'tan materyaller geldi, Konya'dan materyaller geldi, Ankara'dan materyaller geldi. Dolayısıyla müzecilik böyle çok yönlü bir iş. Tabii. Pek çok yerden aslına uygun halde yapmak için. Aksaray'dan halılar geldi. Yani Türkiye'nin pek çok ilinden, şehrinden insanlar, ustalar, materyaller hepsini topluyorsunuz, bir kompozisyon oluşturuyorsunuz. Yani bir kimlik veriyorsunuz buraya. Bu şekilde oluştu. Çok sayıda çalışanımızın ve dışarıdan insanların, Buldan'dan kıyafet şeyler geldi, perdeler geldi Denizli. Perdeleri evet gördüm. Yani, izleyicilerimiz de görecek zaten. Birçok imalatlar Manisa'da yapıldı. İşte Muğla'lı ustalar tavanları yaptılar vesaire. Dolayısıyla müteahhitinden işçisine kadar, bizim park bahçeler görevlisinden temizlik hizmetlerimize kadar, tabii en önemlisi kültür işlerimiz, danışmanlarımız, kültür danışmanımız, Kefaettin Bey, Ahmet Sak Bey, Mustafa Irmak Bey, diğer başkan yardımcılarımız, Şule Hanımlar, Dişat Beyler ve aklıma gelen gelmeyen pek çok arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, Arif Beyler vesaire, hepsinin emekleri var. Musa Bey basınla ilgili alanlarda aklıma gelen gelmeyen birçok bölümümüzün işbirliğiyle. Yani belediye ekibimiz bizim güzel bir ekip. Motivasyonu yüksek bir ekip. Biz de onlara her daim destek veriyoruz. Onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Tabii projeleri çizen yine benim mimarlarım, bağcılarım ve onların ekipleri projeler konusunda önemli gayretler, güzel çalışmalar yaptılar. İnşaatını yapan müteahhitinden işçisine kadar hepsi güzel bir eser ortaya çıktı ve işbirliğiyle çıkıyor bunlar. Her bölüm kendine düşeni yaparsa bir bakıyorsunuz parçaları birleştirdiğinizde yani puzzle'ın parçaları gibi duvardaki tablosundan tavandaki avizesine kadar yerdeki halısına, antika kapısına kadar birleştirdiğinizde dev bir eser ortaya çıkıyor. İnşallah bu eser onlarca yıl, yüzlerce yıl yaşayacak. Manisa'ya bir değer katacak. Manisa'nın tarihiyle, geçmişiyle geleceğini ve bugününü birleştirecek ve yeni nesillere bir tefekkür imkanı sunacak. Tarihte bir yolculuk imkanı sunacak. Böyle bir eser. Amacımız da zaten buydu. Yeni nesilleri tarihiyle, geçmişiyle, ecdadıyla buluşturmaktı. Zannediyorum başarılı olduk.
takdir çok milletimizin, takdir sizlerin, kamuoyunun, milletimizin çok da uygun rakamlara biz bunları yaptık. Hı hı. Çok böyle uçuk kaçık rakamlar bizde olmaz. Çok uygun rakamlara böyle dev bir projeyi hayata geçirdik. Şimdi arkası geliyor. İkinci, üçüncü, dördüncü müzeler öyle mi? Peş peşe gelecek. Evet. Evet. Güzel bir müjde bu da. Evet. Ki çok özenle çalışılmış. Aynen başkanım. Öyle. En ince ayrıntısına kadar işte evet. Miğferler, savaş kıyafetleri, evet, evet. Ayrıyetten kendi giydikleri kıyafetler evet. Ve bölümleri gezerken tabelalarda tüm açıklamaları görüyoruz. Evet, kıyafetlerle evet. ilgili veya o evet. salonla ilgili. Evet. Burası iki katlı başkanım. Birçok salon var. Üst evet, katta da evet. dediğiniz gibi Mesir salonu, işte var. Kurtuluş Savaşı kahramanları evet. Manisa'nın evet. kadın kıyafetleri. Koleksiyon ayrı bir şey zaten. Evet, farklı bölümler Pulcuoğlu, var. Pulcuoğlu koleksiyonu hı-hı, adı da. Evet. Yıllar önce biz onu satın aldık Pulcuoğlu çok güzel, ailesinden. Evet. Rahmetli oldu Oktay Pulcuoğlu ve eşi Müjgan Hanım. Müjgan Hanım'a da buradan hı-hı. selamlarımızı gönderelim. Oğlu Tolga vesaire. Ailenin Pulcuoğlu'nun koleksiyonu. Büyük bir emeği var. 30-40 yıl emek evet. vermişler. Yani koleksiyon işi Emine Hanım zor bir iş. Tek ve çok da büyük bir koleksiyon başkanım. Bin parça. Bunu böyle yapmaları. Bin parça. Evet. Yani bine yakın parçayı siz cepkeninden yemeğinizine. Geleneksel Türk kıyafetlere. Ayakkabısından evet. taçlarına, başındaki başlığa, ne bileyim. Yeleğe. Bindallısından evet. şalvarına. Aklıma. Çorabı. Şeyine kadar. Nedir o belindeki kuşaklara, kuşağına evet. kadar. Ziynetine kadar. Bakır ya da gümüş takılarına hepsi kadar. Var. Bunların hepsini birleştirmek. İşte aynen bizim buradaki kompozisyonda çektiğimiz o 5 yıllık gayret emek orada 30 yıl sürmüş. Daha birikmiş. Bu koleksiyonlar efendim Edirne'den, Manisa'dan başlıyor. Edirne'den Hakkari'ye kadar, hı hı. Diyarbakır'dan Karadeniz'e kadar, Muğla'dan efendim Kütahya'ya, Ankara'ya kadar, Türkiye'nin Sivas'a kadar pek çok yöresinin hı hı. kıyafetleri burada sergileniyor. Bunların tamamına yakını orijinaldir, eskidir ve 100-150 yıllıktır. Evet. Belki arada birkaç parça tamir tadilat görmüştür. Tabii çünkü ki görecek zamanla, yani zamanla. Eskiyor kıyafetler. Tabii ki. Yoksa orada yeni bir şey yoktur hemen hemen. İşte tamir yapılırken belki bazı parçalara ilaveler, eklemeler, hı-hı. şunlar bunlar olur. Pulcuoğlu koleksiyonu da Manisa için ayrı bir değerdir. Bu müze için ayrı bir değerdir. Buradan kendilerine aileye de çok teşekkür, teşekkür ederiz, ediyorum. Evet. Selam, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Esas işin başındaki Oktay Bey de rahmetli. Allah ona rahmet da Allah'tan eylesin rahmet kendisine. Diliyoruz. Evet. Başkanım tabii kültürel alanda çok güzel bir çalışma bu. Ne kadar övsem az. Zaten görüntüleri göreceksiniz ve zaten buraya gelmek isteyeceksiniz. Bütün bölümleri de çektiniz çektik, değil mi? Çektik hepsini çektik evet, başkanım. Evet. Hepsi yer alacak. Başkanım siz yokken ben burada bir saat gezdim zaten. Çekim yaptınız. Evet. Çok fazla gelen de var yani. Hani çok, birlikte çok, var. Çok sürekli bir gelen var buraya ve hayran olup gidiyorlar. Eyvallah. Çok güzel olmuş. Tüm çalışanların ve sizin elinize, emeğinize hı-hı. sağlık. Eyvallah, eyvallah. Manisa için hoş bir çalışma olmuş. Bir eksiklikti yani. Bunu şimdi hı-hı. daha iyi anlayabiliyorsunuz değil mi? Evet. Osmanlı'nın yani, zaten Manisa'da burada yaşadığını yaşayan... ve Osmanlı'nın İzmirlileri çok fazla Manisa'da. Yani burası bunu bir onunla birleştirmek çok hoş şehzadeler olmuş. Şehzadeler yani hı-hı. kenti Manisa, Osmanlı'nın o 1400'lü 1300'lü yılların sonundan itibaren ikinci Murat'tan itibaren hı hı. tüm padişahlar da var burada. Esas artık devletten imparatorluğa hı hı. doğru giderken işte Fatih'ten sonra biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı hı hı. artık imparatorluk olarak anılır. Fatih'e kadar devlettir. Dolayısıyla gerek Fatih gerek onun babası 2. Murat burada yetişmişler. O zaman Edirne başkent daha Fatih'ten önce. Tabii ki evet. Edirne Sarayı yapılmış. Arkasından Manisa Sarayı yapılmış. Sarayı amire. Şimdi yıkılmış gitmiş yerine. Tabii yangında da bir kısmını kaybettiğiniz onu için kaybettik. Onların başka Manisa yapılar büyük yapılmış. Evet. Maalesef maalesef. Sonra İstanbul'daki Topkapı Sarayı yapılmış. Hı hı. Osmanlılar da 1800'lü yıllara kadar yani Dolmabahçe, Yıldız ve diğer bu sonradan yapılan Yıldız son saraylar çok sonra galiba. 1800'lü evet. yıllarda onlar yapılana kadar Osmanlı'da 3 tane saray var. Biri Edirne Sarayı, biri Manisa Sarayı Amire, biri de Topkapı Sarayı. Ve Manisa Sarayı ikinci sırada geliyor. Dolayısıyla burası Dolmabahçeli Yıldız son zamanlara onlar 1800'lü yıllardı. Evet. Benim dediğim çok 1400'lü eski. Yıllardan tabii. bahsediyorum ben.
Dolayısıyla Marisa Osmanlı tarihinde çok önemli bir yer. Tabii ki bütün şehzadelerin eğitim gördüğü ve hepsinin burada bulunduğu bir yer. Tabii şehzadeler Marisa. Eğitim görürken sadece buradaki okullara gitmiş değiller. Hocaları, öğretmenleri de, çünkü bunlar padişah olacak, devleti yöneteceği için devletin başkentinden o zamanki padişahın oluruyla şehzade buraya gelirken bütün hocalar, ekibi, lalaları vesaire buraya bir geliyor. Komple bir eğitim kadrosu ve askeri kadroyla, devlet erkanıyla beraber geliyor. Sancak yönetimi de vali statüsünde şehzade. Hı hı. Aynı zamanda burada 15 yaşından itibaren filan devlet yönetiminde de yönetim tecrübesi kazandırılıyor. Yabancı diller öğretiliyor, müsbet ilimler öğretiliyor. Dini ilimlerde mesafe alıyor, tarih, coğrafya vesaire. Bütün ilimler öğretiliyor. Çünkü padişah olacak, devlet yönetecek. Matematik, tıp, matematik, hepsi şiir, tıp, hepsi yani edebiyat bütün tarih hepsi öğretiliyor onlara. Evet. Şiir divanları vardır. Evet, Fatih'in, Kanuni'nin önemli şiirleri, divanları vardır. Fazla. Dolayısıyla bunlar çok iyi yetişmiş insanlar. İşte bunların önemli bir kısmı Manisa'da yetişti. Bir kısmı biliyorsunuz Trabzon'da yetişti, Amasya'da yetişen şehzadeler var. Mesela burada gördüğünüz Yavuz Sultan Selim yoktur. İkinci Bayezid yoktur. Onlar burada yetişmediği için onları buraya almadık. Gördüğümüz 7 tane sultan var burada, Manisa'da yetişen. Bunların yarısı çocukken Manisa'ya gelmiş. Burada 20'li, 30'lu, 40'lı yıllara kadar yaşamış. Babası vefat edince tahta geçmiş. Geri kalan 3-4 tanesi de Manisa'da doğmuş. Çocukken, yani bebekliği de burada geçmiş padişahlar. Yani tarihimize bir ışık tutmuş olduk, bir aydınlattık. Manisa'ya bir değer kattı burası. Geçen evvelki hafta mı ne sordum çocuklara. Cumartesi, pazar dahil 7000-8000 civarında bir haftada ziyaretçi çok geldi fazla, dediler. Evet. Bir haftalık ziyaretçi sayısı da bir hava şartlarına güzel göre. Güzel bir sayı. Hava biraz tabii sıcak olursa bu artıyor. Biraz soğuduğu zaman, yağmur falan olduğunda biraz azalıyor. Ama çok güzel oldu. Hem koleksiyon, Pulcuoğlu koleksiyonu, hem diğer materyaller, evet, görülmesine değer başkanım, çok güzel olmuş. Adeta canlı gibi olan bu silikon heykeller bunlar. Yani vücudundaki bütün o elinde, yüzündeki deri hatlarına kadar, derideki tüylere kadar hepsi kendini gösteriyor. Sanki uzaktan baktığınızda canlı gibi duruyor. Evet, çok yani güzel. Yapanların emeğine sağlık, eline sağlık. Dediğim gibi çok arkadaşın, hem bizim personel anlamında, üst yönetim, alt yönetim, hem de dışarıdan aldığımız hizmetlerin uygulayıcısı, işte heykel tıraşından kıyafet şeyine kadar, küratörüne kadar, bütün tavanından işçiliğine, elektrik tesisatına kadar her şeyde çok emek var, çok gayret var. Çok uzun bir zaman, biraz da aslında yordu. Yorucu bir iş müzecilik. Ben de bekledim. Sürekli gerçekten arayıp soruyorum. Bitti mi müze? Evet. Müze bitti mi? Başkanla çekim yapacak. Ben de yıprattım başkanım. Gerçekten uzun sürüyor ama şöyle bir yorgunluk. Eserin memnuniyetini halk tarafından nasıl karşılandığını görünce o bir mutluluk yorgunluğuna dönüşüyor. Dolayısıyla çok mutluyuz bu konuda. Bugüne kadar yanlış yapılmış diye bir eleştiri duymadık. Ama hiçbir yanlış yok. Evet, yani çok şu da güzel. Eksik olsaydı diye hiç eksik hemen hemen yok. Hepsini düşünmeye çalıştık. Vardır yine, belki bulunabilir, uzmanlar gelse şu eksik olmuş diyebilir. Ama halkımız tarafından %99'un üzerinde büyük bir beğeni ile karşılandı. Mutluyuz, memnunuz yani. Geleceğe bir ışık tutuyoruz Emine Hanım. Evet, gençleri burası, bunlarla buluşturmak güzel. Bu yıllarca burası, kalacak burası başkanım burada. Burası belediyenin bir müzesi, belediye devletin, milletin bir kurumu, kamu kurumu. Bizler buralardan geçeceğiz. Hepimiz faniyiz. Bundan 30 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra belki bize, bu müzeye eklenenler olur, daha da olacaktır, geliştirilebilir ama bizler çok dünyada güzel olmayacağız belki ama bu eserler kalacak, gelecek nesillere, milletimize, yerli, yabancı, turizme önemli bir değer katacak. Manisa'ya değer katacak. Yunus Emre'ye bir değer katacak. Böyle bir eser. Çok şükür başardık. Bütün emeği geçen bütün arkadaşlarımı teşekkür ediyorum, kutluyorum. Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Ben de teşekkür ederim başkanım. Manisalıları böyle bir müzeyle buluşturduğunuz için çok hoş, gezilmesi gereken bir müze. Yeri de çok güzel ki buraya gelen
gezecek birçok yer var. Kafeteryada burada. Kafeteryası var, yemek yemeğiyle var, irfan meclisi var. Evet. Birçok sanat atölyemiz var. Sanat atölyeleri var. Misafirhanemiz var yan tarafta. Evet. Yani bir de açık hava müzemiz var. Ona da geleceğim şimdi. Bir de açık hava müzemiz var. Burada şu anda iki tane müze var. Evet. Birisi tamam, bu kapalı geleceğim. Müze. İsterseniz siz açık hava müzesini de anlatın. Şimdi bundan birkaç ay önce bir gelişme oldu. Hı-hı. Böyle böyle bir eser görmüş bir arkadaşımız. Hazır bir eser grubu. Ve bunun satıldığı ile ilgili bize bir haber ulaştı. Hemen dedik konuyu getirin bakalım, inceleyelim. İnceledik. Bir yerde yapılmış bu eserler Türk büyükleri olarak yapılmış. Hazır eserler, kaideleri bazalt mermerden, sert, siyah, çok güzel. Üzerinde değişik heykeller var. Kimler var? Oğuz Han'dan, tutun Mete Han'dan, Dede Korkut'tan, efendim Alaaddin Keykubat'tan, İbn-i evet. Sina'dan, Mimar Sinan'a kadar, Osman Gazi'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, efendim Mehmet Akif'e ve en son Atatürk'e kadar çok güzel heykeller. Türk tarihine 2000 yıl öncesinden, evet. 2000 küsur yıl öncesinden beri hizmet etmiş devlet adamları, sultanlar, padişahlar, ilim adamları vesaire ne varsa hepsinin olduğu böyle bir koleksiyon. Biz de çok uygun fiyata hemen bunun pazarlığını bitirdik, aldık, malzemeleri getirdik. Efendim ufak tefek rötuşları vardı, arızaları vesaire, kırık, çatlak, patlak ve tahmin ediyorum 30-40 yıllık eserle, yeni de değil bunlar. Aldık ve meydanımızda sergiledik. Şimdi onun tabelaları, bir iki tane bilgileri daha gelecek. Eksik heykeller, önündeki bilgileri çalışıyorlar arkadaşlar. Hepsinin ismi belli, tarihi belli ama biraz onun tarihçeyi hayat diyoruz biz. O kişinin, o zatı muhteremin, her kimse. Burada da var hepsi onun başka. Onun hayatıyla ilgili bir kısa not. İşte diyelim ki 2. Abdülhamit şu zaman yaşadı, şu işleri yaptı filan. Mustafa Kemal Atatürk şöyle şöyle savaşlar kazandı, şöyle cumhuriyeti kurdu, şöyle yaptı, böyle yaptı, şu zaman vefat etti gibi kısa kısa hayat hikayeli. Mete Han şu zaman milattan önce 200-300 yıllarında yaşadı, şöyle yaptı, böyle yaptı gibi. Kısa kısa gelen öğrencilerimizin özellikle bütün tarihini, ecdadını, medeniyet tarihini öğrenmesi açısından geçmişimizde. Tabii bu bizim geçmişimizde yüzlerce, binlerce büyük şahsiyet var, büyük insan var. Hepsini sergileme imkanı doğal olarak yok. 15-20 tanesini böyle açık hava heykelleri bundan. Orada açık havada sergiliyoruz. Güzel de bir tabela. Bir de onların tarihçeyi, hayatları, özetleri. Şu anda eserler sergide hazır. İsteyen gelebilir ama önünde isimleri falan hazırlanıyor. Bir iki tane çatlak yine patlak gelebilirler olanların başkanım, tamir tadilatları için heykel tıraşımız var. Bizim ona gönderdik. O 1, 2, 3, 4 tanesini tekrar yeniden yaptırıyoruz. Onlar da geldiğinde mükemmel bir aya kadar onlar da gelecek herhalde. Mükemmel bir açık hava tarih müzesi. Adı da şöyle Türk İslam Medeniyeti Önder Şahsiyetler Tarih Müzesi. Böyle güzel de bir isim buldu arkadaşlar. Türk İslam Medeniyeti çok güzel Önder bu. Şahsiyetler Tarih Müzesi diye. Açık havada çok güzel heykeller, büstler ve altındaki mermer kaideleri. Harika bir şey oldu. Ben çok mutlu oldum. Bu da bir tevafuk oldu. Böyle bir eser grubunun evet, satılık birbirini oldu. Tamamlamış aynen, oldu başkanım. Tam bir tarih, bir Osmanlı tarihi ve Türk Osmanlı, büyükleri tarihi. Orası 2000 yıllık geçmişimiz. Evet, tabii. Yine Cumhuriyet'e kadar olan bütün büyüklerimiz alabildiğimiz kadar yani yüzlerce belki bizim tarihimizde büyük sima var. Ama hepsini sergileme şansımız yok. Dolayısıyla mekanın da bir alabileceği alan var, sınırlı. Evet. Güzel bir şey oldu. Yani çok hoşuma gitti benim. Gelen izleyicilerin de çok takdirini aldı gördüğüm kadarıyla. İşte birkaç eksiği var. Onu da heykeltıraş şu anda yapıyor. Tamir tadilat işleriyle uğraşıyor. Onları da koyacağız önümüzdeki bir ay içinde filan. Yazılarını da yazdığımızda. Yani şu anda iki müzemiz burada faaliyette buraya gelenler burayı gezdiklerinde hem kapalı hem açık müzemizi. Alanda, havalar da artık ısınmaya başladı başkanım. Daha müsait. Nisan'dan itibaren burada çok harika bir gezinti yeri. Etkinlik yeri. Hava alma yeri, ziyaret yeri. Tabii havası da çok güzel, yeri de çok güzel başkanım buranın. Manisa'nın en güzel yeri diyebilirim. Seyri de güzel. Yani. Buradan Manisa'yı da seyredebilirsiniz. Manisa'ya bu kadar yakın. Evet.
bu kadar yakın, bu kadar hem yakın hem güzel ikinci bir yer yok. Evet. Hem çok bu kadar güzel, yakın. Doğru söylüyorsun. Hem yakın hem de bu kadar güzel arabanızla. Çok yakın. Hem Manisa'dan uzakmış gibi ama çok da yakın. 5 dakikada geliyor buraya. Adliyeden burası 1 dakika. Evet. Şu adliyenin oradan belki bilmeyen Manisa'nın giriş vardı. Manisa'ya girdikten sonra değil da 5 dakika başkanım, evet, buraya girdikten evet, sonra hemen 5 dakikada geliniyor. 3 dakika. Trafiğe bile girmiyorsunuz. Buranın yolu ayrı. Yani güzel de bir yol çalışması var. Hiç Manisa trafiğine girmeden, yani İzmir'den geldi diyelim ki. Manisa trafiğine girmeden ilk burayı görüp gidebilir aynen. Başkanım. Çok harika bir yer. Yani turizmciler açısından. Geçenlerde buraya İzmir turist rehberleri odasından arkadaşlar geldi. Onların bir şeyi varmış, dernek gibi. İzmir turizm rehberleri, TURSAP'la beraber çalışan, yurt dışından turist getiren, Efes'e vesaire, Bergama'ya, oraya buraya, Sardes'e turist götüren insanlar, arkadaşları burada misafir ettik, gezdirdik, ikramlarda bulunduk. Çok hoşlarına gitti. Burayı da şimdi turizm destinasyon yerlerinin içerisine alıyorlar, bu Manisa Osmanlı Müzesi'ni. Hani o şeye... Tabii, yabancı turistler de artık burası... Onların rehberlerine ziyaret edilecek bir yer olarak. İlk defa Manisa'da merkez ilk defa böyle bir turizm destinasyonunda yer aldı. Turist çekmek için de hoş bir çalışma. Evet evet. Çok güzel bir çalışma olmuş başkanım. Hepinizin ellerine sağlık, çalışan arkadaşların da size de destek verdiğiniz ve böyle bir şeye önünü açtığınız için ayrıca teşekkür ederim. Manisa için güzel bir çalışma. Kalacak, gelecek nesillere miras kalacak bir çalışma var burada. Aynen öyle oldu. Evet, evet. Şimdi başkanım kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra da birkaç sosyal projelerinizle ilgili birkaç sorum olacak. Tamam. Ondan sonra da sosyal projelerle anlatmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam orasından sonra sizlerleyiz. Bir yere ayrılmayın. Reklam arasından sonra Sayın Doktor Mehmet Çerçi ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Birinci bölümde Manisa Osmanlı Müzesi'ni ve Yunus Emre Kültür Parkı konuştuk. Şimdi sosyal projeleri konuşacağız sizinle başkanım. Evet. Sosyal projelerde de sizi çok önde görüyorum. Halkla hep iç içesiniz. Halkın yanındasınız, geziyorsunuz, evlerine gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, yardımlarda bulunuyorsunuz. Evet. Çok görüyorum sizi oralarda. Ama öncelikle sokak hayvanları için bir projeniz var. Önce ondan bahsetmek istiyorum. Manisa Valiliği ve Büyükşehir'in katkılarıyla yine Yunt Dağı'nda bir doğal yaşam parkı yapacaksınız. Evet, sokak hayvanları ile ilgili. Evet. Hayvanseverleri çok sevindirecek bir müjde bu da. Aynen. Bir o projeden bahsedelim başkanım. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bu sokak hayvanları bir kanayan yara. Şehirlerimizde
Her yerde, sadece Manisa'da değil, aynı sorun benim bildiğim Balıkesir'de de var, Denizli'de de var, başka ilçelerde de var, Salihli'de de var, Akhisar'da da var, Manisa tabii. merkezde de var. Maalesef bu biraz şey oldu, yani konu hem istismara da açık bir konu haline geldi. Evet. Bazıları bununla ilgili biraz şey yaptı, yani konuyu egzajire etti, böyle farklı yerlere çekti filan. Halbuki olay çok basit. Biz hayvan hakları başımızın üstüne. Hı hı. Ama bir de insan hakları var. Değil mi? Tabii. Hepsi tehlikeye beraber. Tehlikeye atmayacak şeyleri düşünmek lazım. Hem insan hakları. Önce insan hakları. Hı hı. Ama hayvan hakları da onunla beraber gelecek. Atbaşı yani. İnsan önemli. İnsan eşrefi mahlukat. Ama hayvanlar da bizim birer parçamız. Cenab-ı tabii. Hakk'ın bize emaneti. Öyle diyelim. Doğru mu? Evet. Dili, yani atından, yani affedersin, yok, merkebinden, tabii, koyunundan, hepsi. Kuzusundan, kedisinden, köpeğine kadar. Şimdi ben köyde doğdum. Belli bir yaşa kadar köy hayatını bilirim. Hemen hemen pek çok evde, bizim evde yoktu ama dedemlerin evinde vesaire, komşularımın evinde, akrabaların hepsi, çoğunda köpek vardı. Sokak köpeği, yani köy evlerinde, köy yaşamında hayvanlar vardı. Affedersiniz. Doğuruyorlar, ediyorlar. Onlar, onların yavrularını alıp koyun, bakımını üstleniyorsun. Koyun, keçi, büyükbaş, onların ağılları, onlarla beraber onların başında bir çoban köpeği vesaire. Evet. Biz böyle büyüdük. Sonra şehire geldik. Şehir hayatında o kadar fazla köpek falan görmedik. Yani bundan 30-40 sene, 50 sene evet. öncesinden bahsediyorum. Ondan sonra ama yıllar içerisinde bir tabii zamanla toplumlar moderne çıkça, geliştikçe herkes şehirde de köpek edinen, evcil hayvan olarak kedi edinen vesaire. Avrupa'da bunlar daha yaygın. Batı'da, Amerika'da. Hatta aile üyesi sayılır. Tabii. Batı'da pet dediğimiz bu evcil hayvanlar, kedi, köpek cinsinden pet ailenin bir üyesi olarak kabul edilir. Bizde pek öyle değil ama sonuçta bu toplumun ayrılmaz bir parçası. Ancak son yıllarda bu iş sokaklarda hayvanlar kalabalık klanlar halinde yaşıyorlar. Evet. Bazen vahşileşebiliyorlar. Affedersin bazen onların kızışma dönemleri, işte hormonal aktiviteleri filan oluyor. Bazen bazı cins hayvanlar saldırgan tutum yani yaratılışında var filan. Çocuklar, evet, kızlar, kadınlar ırklar, korkuyor. Evet. Saldırılar şu bu filan. Bir kaos var, bir sıkıntı var. Bu toplumsal yaşamın huzura ermesi adına bunların çok güzel projelendirilmesi gerekiyor. Hem insan hayatı huzursuz olmasın, toplum hayatı, hem de hayvanlar daha özgür, güzel bir alanda, daha güzel bir alanda, daha sağlıklı bir ortamda evet. ve insanlarla yine iç içe. Tabii. Şimdi öyle bir yer tasarladık ki çok güzel. Ormanın içerisinde yani hı-hı. çok ormanlık olmayan, şöyle söyleyeyim, 120 dönüm bir alan burası. Yunt Dağı'na giderken üniversite kampüs alanımızın kuş uçumu 3-4 kilometre yukarısında bir alan. Öyle düşünün tepede. Oradan baktığınız zaman hem Manisa ayağınızın altında hem üniversite kampüsü. Hı hı. Ve biraz şehre yakın ama çok da iç içe değil. Şehrin biraz kenarında kalıyor. İsteyen istediği zaman gidebilecek. Orada çocuklar, aileler vakit geçirebilecek. Hayvan edinebilecek. Hayvanları sevebilecek. Tabii adeta. Tabii orada vakit geçirip bakımlarına da yardım bakımlarla beslemelerine. Evet. Hayvan derneklerimiz var. Tabii. Bunlar hep iyi niyetli dernekler. Yani bunları hiçbirine tabii, kötü tabii. diyemeyiz. Hepsinin niyeti ve gayreti bu hayvanların daha korunması, güzel şartlarda bakılması. Sağlıklı şartlarda hı. insanlarla beraber yaşaması. Biz bu şekilde bu projeyle hem onları bazı insanlar tarafından tehdit olarak algılanmasının önüne geçiyoruz. Hem de insanlarla beraber ama insanlardan ayrı bir hı hı. alanda, özgür bir alanda, tabii isteyenin gelip dar, ziyaret, tabii ziyaret edeceği ve dar bir kafese kapatmıyoruz. Evet. Orada ne var? Bir kere modern bir hayvan bakım evi var. Hı. Rehabilitasyon, bakım, tedavi, ameliyat, hepsinin post-op bakım dediğimiz bizim, yani operasyon sonrası, ben tıp hekimi olarak biraz evet. bu işlerden anlarım. Hastane yönettim, özel hastane kurduk vesaire. Ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve nekahet dönemi diyoruz biz onlara. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün, bir hastanız var, ameliyat ettirdiniz, yoğun bakım aldınız. Evet, hayvanlarda da yoğun öyle. Yoğun bakımdan evet. iki gün tutuldu, bir gün tutuldu. Rehabilite edilmesi lazım. Oradan bir servis odasını hı hı. aldınız, yine tek kişilik, iki kişilik odalara.
Ondan sonra bir hafta geçince ne diyor doktor? Tamam diyor ya Emine Hanım, hastanızı götürebilirsiniz. Evde bir 3 hafta bakımını yapın. 3 hafta evde dinlensin. Sonra getirin kontrole diyor değil mi? Evet. Hastanız 2 hafta 3 hafta da evde dinleniyor ameliyatın cinsine göre. Yavaş yavaş hareketlere başlıyor filan. Hayvanlarda da buna benzer bir sistem var. Biz bu sokak hayvanlarını toplayacağız. Zaten topluyoruz. Barınağa götürüyoruz burada. Tedavisi, ameliyatı, kısırlaştırılması vesaire, bakımı, kulaklıklar vesaire, evet. Ne gerekiyorsa teknik anlamda, tıbbi ve hijyenik anlamda ne gerekiyorsa modern, en modern şekilde yapılan bir merkez kuruyoruz. 1400 metrekarelik bir alan. Böyle altlı üstlü. İçinde kafeteryası. Tabii orada hayvan hastanesi oldu. Tabii hayvan hastanesi. Bu bir hastane. Evet, hastane oldu. İçinde kafeteryası vesaire hepsi dahil. Vatandaşlarımız geldiğinde çoluk çocuk orada bir şeyler yiyebilecek, içebilecek. Sahiplenecekler çocuk belki. Yanında, şimdi oraya geleceğim. Yanında çocuk oyun alanında çocuklar salıncağa binebilecek. Yani insanların günlük hayatının da bir parçası olacak. Çoluk çocuğun orada vakit geçireceği, salıncaklarına kadar hepsini düşündük. Hayvanlar orada bakılıyor, tedavi ediliyor, olacak. Ondan sonra birer kişilik, onların küçük hücreleri var. İşte birer, ikiye üç metrekare filan. Dış havaya da açık. Orada 3 gün, 5 gün, 10 gün tedavisi olacak. Nekahet dönemini geçirecek. Bitti. Yani buranın medikal işi bitti. Bakım, tedavi, rehabilitasyon bölümü. Bunun içerisinde ayrıca bir tarafında hayvan oteli de olacak. Hayvan oteli. Ona da geleceğim. Bunlar bittikten sonra her biri ortalama biner metrekare, 800 metrekare, 1500 metrekare doğal yaşam alanlarına hayvanlar alınacak. Doğal yaşam alanlar. Etrafı 3'er metre çitle çevrilmiş, içinde barınakları olan, özgürce istediği zaman gireceği, çıkacağı, yatakhanesi, yemek yiyebileceği alan, su içebileceği alanlar güzel. Olan yarı kapalı alanlar. Soğuktan korunacak, ıslaktan korunacak hayvan. Çok ne zaman isterse ve aile olarak yaşayacak. Biner metre, 1500 metre alanlarda. İçinde ağaçların olduğu, otların, kayaların olduğu alanda yavrular zıplayacak, koşturacak, o hayvancıklar. Böyle her biri ayrı ayrı kompartman halinde. Yani biz hayvanları orada birer ikişer metrekare küçük kafeslere, alanlarda, kafeslerde hapsetmiyoruz. Bunlar var. Birer ikişer, üçer metrekare, dörder metrekare. Ama hasta olanlar bu için hasta ameliyatı ve nekahet dönemi tedavinin sonuna kadar. Ne kadar? Bir hafta, üç gün, beş gün. Belki bir ay. Belki bir ay. Hastalığının bazı hastalıklar var. Belki üç ay iyileşmeyecek. Evet. Çünkü ölümcül hastalığa sahip hayvan da var. Onu diğer hayvanlara içine ayırmak atarsanız lazım, onu parçalarlar tabii. Zaten. Dolayısıyla yoğun bakımından nekahet dönemine kadar hayvanların bakım yeri ayrı, ameliyathanesi bir grup, bir de doğal yaşam parkı. Yani bizim bu 120 dönümlük alanın yaklaşık 100-110 dönümü doğal yaşam parkı. İçinde belki 50-60 tane, 70 tane belki ayrı ayrı bölümlerin olduğu, hayvanların doğal yaşamlarının olduğu ve aileler, çocuklar geldiğinde ben şu köpeği edinmek istiyorum. Tabii sahiplendirme. Sadece orada köpek de yok. Ha, onu da söyleyeyim. Kedi, köpek, at, efendime söyleyeyim, yaban inekleri, tavşan, belki ördek kaz vesaire gibi, yani doğada olan değişik hayvanların oralarda özgürce geniş alanlarda ve kapalı, yarı kapalı yatakhanelerini kullanıp dışarı çıkabilecekleri alanlarda bir hayvan doğal yaşam parkı burası. Evet. Ve aileler, çocuklar gidecek, besleyecek, gezecek, görecek. Hayvanların nasıl orada oynadığını, koşturduğunu aileleriyle beraber. Aileden ayırmak da yok. Yani genellikle biliyorsunuz bu özellikle sokak köpekleri 10 kişilik, 8 kişilik, 12 kişilik klan dediğimiz, yani bunun içinde ne vardır? Annesi vardır, teyzesi vardır, onun çocukları, yeğenleri vesaire. Evet. Babası zaten yani öyle geziyorlar. 8-10 genelde. Kişilik klandır bunlar. Diğer klanlar bunun içine girmeye kalkarsa saldırırlar. Evet. Birbirlerine karşı ciddi bir husumet oluşur. Yani bunları ayrı ayrı aile gruplarını tutmak lazım. Birbirine karıştırmamak lazım. Bunun hepsini düşündük. Mesela sizin bir köpeğiniz var ya da bir kediniz var. Bir haftalık yurt dışı bir geziniz var. Kime bırakacaksınız? Kardeşiniz diyelim İstanbul'da. Evet.
Abiniz bilmem Antalya'da. Buraya otele bırakabilirim. Otele bırakacaksınız. Bir hafta bakım masrafını da diyeceksiniz ki ben işte şu kadarlık yem alayım. Hmm. Burada yem karma makineleri var vesaire. Çok güzel bir çalışma. 1500-2000 tane hayvan her gün birer kilo yem yese ya da yarımşar kilo yem yese 200 hayvanın büyüklüğüne göre. Kedi tabii, belki köpek, kedi o kadar yemez kedi ama 50 gram yer ama köpek belki bazen 500 gram 1 kilo yiyor, evet. Yiyecek hayvanlar da var. Dolayısıyla ciddi bir yem tüketimi falan da olacak. Çünkü her yiyecek hayvanlara doğrudan verildiği zaman sıkıntı yapıyor. Biz gelen malzemeleri, hazır yemleri, diğerlerini karıştırıp bir işlemden geçirip ondan sonra yem haline getirmemiz lazım. Onun bakıcıları, personeli vesaire, araçları, çok gereçler, tıbbi malzemeler vesaire bunların hepsi aydınlatmalar, şunlar, bunlar hijyenik malzemeler, kliması, evet, soğutması, kliması, sondajı, suyu vesaire, arıtması, gübrelikleri ayrı vesaire. Ciddi bir yatırım. Ben bu projeyi aylar önce belki bir buçuk sene önce arkadaşlarımla paylaştık. Biz bunları bir proje haline getirdik. Ormana müracaat ettik. Sağ olsun Tarım Bakanımıza da konuyu arz ettik. Biraz uzun sürdü prosedür. Tabii. Bir seneyi falan buldu. Tam çıkmak üzereyken Cengiz Başkanımızla bir araya geldiğimizde malum şimdi yani Manisa'nın 5000'lik imar planlarını büyükşehir yaptı. Barbaros'ta bir eski bir barınak var. Yani 30 yıllık belki daha eski. O barınak da çok eski. Cengiz Başkan da dedi ya biz bir barınak yeri arıyoruz falan diye böyle konuşurken dedim aramanıza gerek yok. İşte barınak ortak beraber yapalım. O da hay hay dedim memnun oldu. Sonra Vali Bey'e arz ettik birlikte. Vali Bey'e bir sunum yaptık. Diğer paydaşları da çağırdık. Bu arada organize sanayinden, diğer büyük firmalardan, Muradiye sanayinden, ticaret odasından çok şikayetler geliyor. Ya şu hayvanları nasıl çözelim? Birlikte çağdaş bir şey yapalım filan. Biz de hepsine dedik ki biz güzel bir proje hazırladık. Büyükşehir'de işin içinde olacak. İsterse şehzadeler de işin içine girebileceği. Valiliğin diğer tarım teşkilatları, orman teşkilatları vesaire. Güzel bir proje çıktı. Şimdi vali yardımcısı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturdu. Vali Bey, Sayın Valimiz. Büyükşehir'den, bizden, diğer katılımcılardan olan bir komisyon. Bu komisyon çalışıyor. Bizim projemiz hazır. Uygulama projelerine kadar hazır hemen hemen. Yani neredeyse ihaleye çıkabilecek hale geldik. Tahmin ediyorum biz bir ay içinde filan, tabii uygulama projeleri biraz zaman aldığı için ihaleye çıkarız. Önce bu paydaşlar, finansal model, kim ne kadar katkıda bulunacak. Ciddi bir yatırım bu. Bunu biz bir seneye, en geç bir seneye kadar hizmete almamız lazım. Çok alırız güzel, da. Başkanım inşallah. Tabii, büyük bir proje. Yani bunun içinde dediğim gibi başta Yunus Emre ve Büyükşehir olacak. Ondan sonra diğer bütün paydaşlar, organize sanayiden bazı firmalar, özel firmalar da, büyük firmalar, isimlerini saymayayım. Onlar da katılmak istediklerini ifade ettiler. Şimdi iki türlü. Bir ana bir yatırım finansmanı var. Ciddi bir rakam harcayacağız. İki, bunun yıllık masrafları var. Demin saydığım bütün bu giderler. 30 tane personel çalışacak burada. Tabii. 30 tane personel. Bunun içinde ameliyat yapacak veteriner hekimler var. Veteriner bakıcılar teknisyenleri var. Bakıcılar var. Temizlik şoförler, temizlikçiler vesaire vesaire. Düşünün teknik elemanlar. Ciddi bir şey. Bazı yerlere arkadaşları gönderdik. İnceleme yaptılar. Bazı barınaklar nasıl çalışıyor. Büyükşehir yine proje sırasında teknik bazı destekler verdi. Şurası şöyle olabilir, burası böyle olabilir. Zaten bizim bir hastane tecrübemiz de var. Güzel bir proje, çok harika bir proje. Çok harika olacak. Yani Manisa için çok güzel olacak. Ve inşallah hayvanseverlerle, bu derneklerle birlikte biz çalışmaya hazırız. O hayvanlar bize emanet. Biz böyle bakarız, böyle bakıyoruz. Hatta orada bir de hayvan mezarlığı da ayırın dedim ben arkadaşlara. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir köpeğiniz var. Yalnız yaşıyor. İnsanlar böyle bağlanıyorlar. Bunu da anlamak lazım. Köpeklerin yaklaşık ömrü 15 sene filan. Emin olun. 14-15. Güzel bakıldığında maksimum, evde. Maksimum. Evet, maksimum. Köpeğiniz öldü. Size bir bağımlılık oluşuyor. İnsanlara birbirine bağlanıyorlar. Apartmanda yaşıyorsunuz. Köpeğinizi nereye gömeceksiniz? Tabii. Doğru, bir alan yok. Yok alan yok, yani apartmana gömemezsiniz. Ya bir gidip dağın başına gizli gömeceksiniz. Yani onu biz önlemek için dedi ki bir de bir hayvan mezarlığı yapalım. Oraya hayvanınızı gömeceksiniz, küçük bir yere şu kadar. Ben buraya bir 100 kilo yem alayım, yem bağışlayayım.
şu kadar bağış çok yapayım. Güzel, evet, burada bana bir hayvan, başına da bir güzel küçük bir levha. Küçük bir levha. Küçük bir levha. Zaman zaman aileler geldiğinde eski hayvanlarının kabrini de ziyaret etsinler. Tabii. Böyle bir şey de düşündük. Hayvan mezarlığı olarak. Yani hepsini düşündük. Hayvan oteline kadar. Doğal yaşam parkı bunun adı. Evet, yani barınakta, güzel. Kafeslerde hapsetmek yok. Hı. Sadece tedavi sırasında mecburen. Tabii orada. Orada kafes de değil onun adı şey. Box diyoruz. Hı. Belli bir hacimde alan ve havalandırması olan, açık alanı da olan proje o şekilde yapıldı. Çok güzel bir proje oldu. Sunumu yaptık. Bütün katılım, belki 30-40 tane paydaş vardı katılımcı. Çok beğenildi projemiz. Tahmin ediyorum bu vali beyin, vali yardımcısı görevlendirdi vali bey. Herkes birer tane oraya katılımcı belirledi. Biz de belirledik. Hı hı. Arkadaşlar toplantıları yapıyorlar. Bugün yarın bunlar neticelenecek birkaç hafta içinde. Bütçeler ortaya çıkacak. Ortak bir hesapta toplanacak kaynaklar. Oradan bu Manisa'nın projesi olacak. Sadece Yunus Emre'nin çok değil. Çok güzel başkanım. Evet. Yani yine çok güzel bir proje. Eyvallah. Hayata dokunan bir proje. Evet. Sokak hayvanları da tabii öyle. Ki düşünmemiz lazım. O hayvanlar bize emanet. Emanet. Ama insanlar da bize emanet. Tabii dolayısıyla kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan, evet. Hayvanı da eziyet etmeden. Onu bırakalım hayvan doğada rahat rahat koşsun, zıplasın, yaşasın. Bakımını yapalım, tedaviyi. Çok güzel. İsteyen oradan gitsin, sahiplensin, evine alsın, evinde hı-hı. baksın etsin. Ben bakamıyorum dediği zaman bir müddet sonra getirsin biz bakalım. Yani hani sokağa atmasın hayvanını. Değil mi? Şimdi bunlar doğru. da var. Mesela oradan bir aile özeniyor. Çocukları özeniyor. Aile hı-hı. kızım, oğlum diyor 10 yaşında, 15 yaşında kedi istedi, köpek istedi, özeniyor. Bakmak istiyor. Bir müddet sonra zor geliyor. Hı-hı. Olabilir. Önce çok keyifli gelir, sonra zorlanır. Tatile gitmek ister. Bir yere sokağa bırakıyor bazı insanlar. Bırakmayın kardeşim, getirin bize bırakın. Biz onun bakımını yaparız. İster temelli bırakın, ister hani geçici bırakın, sonra geri alın. Biz her türlü desteğe varız. Yeter ki bu sorunu toplumla beraber, hayvanseverlerle beraber çözelim. Çözeceğiz. Kararlıyız. Siz onu yaparsınız. Biz kararlıyız. Cengiz Başkan kararlı. Evet. Valimiz bu konuda gayet iyi niyetli, gayretli. Hı hı. Diğer ekipler öyle. Hep beraber çözeceğiz inşallah. Yine çok güzel bir proje başkanım. Tüm evet. destek verenlere, Sayın Cengiz eyvallah. Ergün'e, valimize, size. Yani çok güzel bir proje ve sokak hayvanları ve hayvanseverler için de çok hoş. Umarım en kısa zamanda bitirir, hayata geçirirsiniz eyvallah. Ki öyle i̇nşallah. Olacağına eminim. Öyle olacak inşallah. Başkanım son olarak size sosyal projelerinizi soracağım. Görüyorum yine ev ziyaretleriniz var, halkla görüşüyorsunuz. İşte ihtiyaç sahiplerine yardımlarınız var, okul çocuklarına vesaire. Evet. Giyim ve gıda yardımı gibi. Son olarak bir sosyal projelerinizden bahsedelim evet. başkanım. Vaktimiz de doluyor. Evet. Evet, gerçekten biz tabii ilk kurulduğumuz günden beri 2014'te hı-hı. malum yasayla kurulduk. İlk belediye başkanı olarak seçildiğimizden beri sosyal belediyeciliği hep önemsedik. Hem mimari anlamda, teknik anlamda hizmet, eser siyaseti güttük. Hem de sosyal belediyecilik. Ne demek istiyoruz sosyal belediyecilik dediğimizde? Bunun içinde kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var, i̇htiyaç engelliler var, ihtiyaç sahipleri hastalar, var, bakıma hastalar var, bakıma var, muhtaç evet. insanlar, fakir fukaramız var. Yani toplumda, böyle büyük bir toplumda hep oldu bunlar ve hep olacak. Olur. Tabii devletimizin ki. İmkanları son dönemlerde çok arttı. Son 15-20 yılda sosyal devlet de çok gelişti. Yani neredeyse sahipsiz kimse yok denecek hale geldi. Engellilere devletimiz maaş veriyor, dul kadınlarımız var onlara maaş veriyor. İşte kimsesizlere destek oluyor, kaymakamlık kömür dağıtımı yapıyor, okullarda okul kitapları veriyor vesaire vesaire. Ama bir taraftan yerel yönetimlerin de bu konuda destek olması şart. Çünkü siz belediyesiniz. Belediye demek burada 260 bin insan yaşıyorsa daha yakınsınız onlara ve biz onlara bu kadar yakınken ve ben açıkta kaldım, aç kaldım, ben kışın dondum, bana kimse sahip çıkmadı denmemesi lazım. Evet, bunu devletin yukarıdan görmesi mümkün değil. Burası da bir kamu kurumudur. Belediye bu devletin bir parçasıdır. Devlet hiyerarşisinde belediyeler en altta, en altta derken halka daha yakın bir hı-hı. anlamda ve direkt halkın
oylarıyla seçilen bir yapı olarak belediye başkanı ve onun örgütü, teşkilatı yani belediyenin tamamı bu konuda sorumludur. Ben arkadaşlarım hep şunu dedim Emine Hanım. Özellikle sosyal yardım müdürümüze, müdürlük elemanlarına. Bakın müdürüm, bir insan, bir kadın, bir dul vatandaşımız, yaşlı bir insanımız, bir çocuğumuz, ben bu gece dondum, ben bu gece evim yok, açıkta kaldım, aç kaldım diyorsa bunun vebali başta banadır. Ben bu vebali hepinize yüklüyorum. Gideceksiniz, bulacaksınız, araştıracaksınız, telefonlarınız açık olacak. Her kanaldan. Nerede bir ihtiyaç sahibi var? İhtiyaç sahibi ama. Evet. Bazı suistimaller de oluyor biliyorsunuz. Evet, olmaması lazım ki ihtiyaç sahipleri faydalanabilsin. Gerçek ihtiyaç sahibini bulacaksınız. Evet. Ve onun ihtiyacı neyse göreceksiniz. Nedir ihtiyaç? Gerçek ihtiyaç. Gıdadır. Önce karnı doyacak. Isınma, barınmadır. Barınma, ısınma, barınma içinde ısınma da var. Kılık kıyafet. Temel ihtiyaç temel bu değil ihtiyaç, mi? Evet. Temel insani ihtiyaç bu. Gıda, barınma ve kılık kıyafet. Neyse. İhtiyaç sahibini bulacaksınız. Bunları halledeceksiniz. Artık onlar kendi kendine yeter durma. Yani evinde yoksa bulguru, tarhanası vesairesi vereceksiniz, pişirecek. Pişirecek aleti yoksa onu koyacaksınız. Yani benim fırınım yok, ocağım yok diyorsa onu koymak da ayrı bir iş. Onu da yapacaksınız. Tabii. Ya da evim var iyi kötü ama ısınacak kömürüm yok. Devlet verdi şu kadar ama yetmedi. Şu oldu, bu oldu. Onu halledeceksiniz. Ya da ne bileyim elektrik borcum oldu. Ödeyemedim. Elektriğimi kestiler. Buzdolabım çalışmıyor, klimam çalışmıyor. Neyse. Ya da suyu ödeyemedim, suyum kapandı diyorsa ya da ne bileyim doğal gazım kesildi diyorsa, ısınamıyorum diyorsa bir şekilde bulup buluşturup onun o ihtiyacını karşılayacaksınız. Elektriğini, doğal gazını açtıracaksınız. Arkadaşlarımıza talimatımız bu yönde ve son birkaç aydır bu kış aylarında ciddi bir çalışma yapıldı. Hatta çok da bir tevafuk oldu. Onu da anlatayım. Tamamlayalım. 5000 çocuğumuza bot ve mont çalışması yaptık. Bugün itibariyle hemen hemen tamamı yerine vardı. Çok güzel başkan. Nasıl oldu? Enteresan bir çalışma bu. Çok enteresan. İnsan hayatında bunlar oluyor. Bir tane kardeşimiz var. Çok sevdiğim bir hanım kardeşimiz. Bizimle de yıllardır çalıştığımız, bizim seçimlerimizde gayret eden, efendim parti teşkilatlarında çalışan gönüllü, yürekli bir hanım kardeşimiz. Çok güzel. 40'lı yaşlarda çoluk çocuk sahibi, mesleği olan. İsmini söylesem mi burada? Tabii ki söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Şaziye Aksoy. Çok değerli bir hanım kardeşim. Benim kız kardeşim gibi çok sevdiğim güzel bir kardeşim. Benden bayağı yaşı küçük. Bir gün bir mevzu oldu. Ben zaman zaman ona terzi olduğu için ona iş veriyorum. Yani bir şeyler benim kendi söküğüm de olduğunda diyorum bizim arkadaşlar Şaziye Hanım'a götürün diktiriverin parasını da verin filan. Kendi şoförüme falan verdiğim şeyler oluyordu. Bir gün aradım. Neredesin sen dedim. Bir denk geldi. Bir işimiz oldu. Ben dedi okula gidiyorum dedi. Bakın çok enteresan. Hayırdır ne var okulda? Okul aile birliği de zaman zaman orada görevler almış. Ya dedi bir çocuğumuz var dedi. Botu yokmuş dedi. Soğuk havadan böyle Ocak ayının soğuklarında böyle. Evet. Botu yokmuş dedi çocuğumuzun dedi. Ona bot alıvereceğim dedi. Şivesi de böyle çok hoş, Balıkesirli. Bot alıvereceğim ona dedi. Ya dedim bırak botu dedim. Ben seninle bir işim var. Gel dedim bak şöyle bir iş var onu bir konuşsaydık. Botu ben alırım dedim. Sen botu bana bırak. Sen ne yapacaksın? Bir tane botla olur mu? Alırım. Hatta dedim telefonda sen bir tane botu bırak. O okula git müdüre söyle. İhtiyaç sahibi. Başka çocuklarımız bilelim da vardı. Sana birisi ulaşmış ama diğerleri ulaşamamış olabilir. Evet. Sen dedim hiç uğraşma. O bir tane botu bıraksan şimdi yarına kalsın. Bir şey olmaz. Seninle şimdi bir işimiz var. O işi halledelim. Botu sonra hallederiz. Okula da git müdür beye de söyle. Kaç tane bot. Hatta sadece bot da olmaz. Dedim. Mont da önemli. Havalar soğuk çünkü. Botun yanında mont da lazım. Müdür beye de söyle. Selamı söyle. Başkan selam söyledi. Kaç tane çocuğumuz varsa numarasıyla işte şu yaşta şu 30, 28 numara bot o bilmem small beden mont vesaire neyse onları çıkar dedim bana listesini gönder. Sağ olsun bu Şaziye Hanım kardeşimiz
Böyle bir şeye de vesile olmuş oldu. 3-5 gün sonra bana bir liste attı. Geçmiş, benim WhatsApp'ımda hala duruyor. 30-40 kişilik bir liste. Şu kadarına bot lazım. Şu numaralar yazmış. Şu kadar, bunun yarısına da mont lazım. Bunun da small beden, large beden vesaire diye böyle atmış. Ben de bunu çıkarım dedim şeyden. Bir dökümünü alın. Benim Ayşe Hanım özel kalem müdürüm dökümünü almış getirdi. Başkanım dedi bunları dedi nasıl alalım filan. Orada diğer arkadaşları çağırdım benim sosyal yardım işte Mustafa Bey filan geldi. Ya dedik şimdi bir tane okuldan geldi ama dedim bizde 58 bin öğrenci var. Şu kadar okul var. Bir tane okulun sorununu çözmekle olmaz ki bu iş. Ya dedim Mustafa bir çalışın bakalım. Diğer okullarda da buna benzer ihtiyaçlar olabilir. Al sen şu listeyi diğer okullara gönder. Bütün müdürlere bir şey yap, ulaşsınlar WhatsApp üzerinden. Bütün okul müdürlerine böyle ihtiyaçları olan var mı? Varsa hangi numaradır? Hangi bedendir? Bize böyle bir liste göndersinler. Milli Eğitim Müdürü'yle de görüşün dedim. Sağ olsun Yıldıray Bey ilçe Milli Eğitim Müdürümüzle direkt paylaştılar. Onlar kendi WhatsApp gruplarından okullara ulaşıyorlar. Okullardan bir hafta 10 gün içinde dönüş oluyor. Ne kadar çıktı dedim? 2300 tane bot, 2400'e yakın mont. Tamam dedim, hemen talimatı veriyorum size. 2500 bot, 2500 de mont alın. Hemen dedim araştırın. Nerede firmalar var? Akhisar'dan firma buldular, İzmir'den, İstanbul'dan bir sürü araştırdılar. Tabi bu araştırma bayağı bir uzun sürdü. 15 gün falan sürdü. 15 gün belki de geçti. Ondan sonra bunların hepsi tedarik edildi. Ve tek tek bunlar poşetlere kondu. Kimseyi incitmeden, kimsenin yüz görüntüsünü almadan bunlar çocuklar... Şimdi öyle bir şey ki o kadar hassas ki Emine Hanım. Şimdi bir sınıfa gideceksiniz. O sınıftan 3 öğrenciye bot, 2 öğrenciye mont vereceksiniz. Olmuyor. Şimdi öbür çocuk ailesi alabiliyor, zorluyor. Onun montu belki de eski. 3 senelik mont diyor. Çocuk bu ya. Evet, 10 yaşında doğru. Çocuk. Aa diyor Ayşe'ye diyor güzel mont aldılar. Kırmızı. Bana vermediler kırmızı. Benim mont eski. Çocuğun ruhunu düşünebiliyor musun psikolojisi? Evet, çok doğru. Aman dedim bakın çocukları incitmeyin. Üzmeden, kırmadan. Aileleri sakın incitmeyin. Bunları o çocukları siz şey yapmadan müdürün odasına götürün. Müdürün odasında müdür ya kendisi versin ya çocukları çağırın siz verin. Sakın çocukların yüz görüntüsünü falan da almayacaksınız. Böyle çok hassas bir şekilde evet, bu süreci iş. Şeyler, çünkü evet, çocuk başkan. Akşamüstü okuldan çıkarken alsın o montu direkt eve götürsün. Arkadaşlarına göstermesine gerek yok. Evet. O kadar hassas ki. Çok hassas. Çocuğa müdür, okulun müdürü ya da müdüresi okuldan çıkarken verdiler onu. Alın senin montun bu, botun bu. Çocuk onu aldı koltuğun altına, annesine götürdü. Diğer arkadaşların çoğu bunun farkında bile olmadı. Çünkü çocuk bunlar. O da özenir. Özenir. Geçen sene başka... annesi alabildi. Benim montum maviydi. Ha. Ona kırmızı mont verdiler. Benimki eskidi. Bana niye vermiyorlar? Çocuk zaten bir senede eskitiyor. Doğru çocuk düşe kalkıyor. Eskiyor bunlar. Evet. Arkadaşıma yeni mont geldi. Okula bir gün mont hediyesi geldi. Bize gelmedi. O psikoloji o çocuğu yaralar. Doğru. Onun için dedim çok hassas olun. Çaktırmadan yapın bu işi. Aman kimse görmesin. Hani iyilik gizli yapılır denir ya. Öyle bir süreçle kimseyi incitmeden yapmaya gayret etti. Bütün arkadaşlarımız, müdürlerimizin hepsini görevlendirdik. Her bir müdürümüze, bizde 20 küsur müdür var belediyede. Evet. 3-4 tane okula görevlendirdik. Her okula belki 20'şer 30'ar tane bot gitti, mont gitti filan. Güzel bir organizasyonla işi tamamladık. Bir şey daha. Hepsini verdik. Şaziye Hanım beni arıyor. Başkanım. Şaziye Hanım. Ha, aynı, çok enteresan. Başkanım ya da WhatsApp'tan yazmış. Başkanım montlar dağıtıldı mı? Dağıtıldı kızım hepsini dağıttık. Bizim okulun montları unutulmuş. Hayda ya siz başlattın. Dedim bu nasıl oldu? Meğerse o önceden gönderdiği için. Sonradan Milli Eğitim'den gelen listede onun listesi liste yok. Liste gitti. Onun, liste onun listesi girmedi ayrı oraya. Bir listeydi. Evet. Öbür liste toplu olduğu için eyvah. Hepsini dağıtmışlar. Onun listesi ayrı. O kenarda kalmış. Hepsine dağıtıldı. Dedim ne yaptınız siz hemen çabucak bunu halledin. Onu da hemen aradım dedim birkaç gün içinde seninki de halloluyor. Dün mü bugün mü ne hepsi halloldu. Hepsi yerine ulaştı. Ama çok güzel bir tevafuk oldu. Bir hayırlı bir düşünce. Evet. Kaç bin tane çocuğumuzun ihtiyacının görülmesine vesile oldu.
Ben de buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Bütün emeği geçenlere, arkadaşlarımıza, müdürlerimize, satın alma ekibimize. Ve bunun içinde birçok hayırsever de oldu, biliyor musunuz? Tabii. Yani İlla mesela birisi eden. Dedi ki 50 tane montu ben alıyorum. Ben, öbürsü dedi 100 ki 100 tane botu ben alıyorum. Ben çok alıyorum. Güzel, böyle evet, bir sürü insan, iş adamı vesaire buna katıldı. Çok güzel bir çalışma oldu. Ben buradan kimlerin emeği varsa, ismi Hı-hı. bilinen bilinmeyen hepsine teşekkür ediyorum. Tabii sadece bu bot değil, 15 bin koli çalışmamız var. Gıda yardımı gıda. Değil mi tabii, başkanım? Gıda yardımı. Sahiplerine. 15 bin koli dediğiniz zaman bugünkü fiyatlarla baktığınızda yaklaşık 3 milyon lira Hı-hı. demektir. Yine bunlar yardımlarla tabii, mı tabii. yapıldı başkanım? Tabii, tabii hayırseverlerin. Ciddi bir kısmını biz alıyoruz. Ama burada da yine devreye girmek isteyenler sayılır. Oluyor belki yani. Buradan da duyuralım. Hatırı sayılır şekilde burada evet. da hayır, diyor ki 100 koli benden diyor. Çok 50 güzel, koli evet, benden diyor. Ki. 200 koli benden diyor. Böyle hayırseverler de var. Evet. Duyuralım. Siz en isteyen. Azından ihtiyaç sahiplerini biliyorsunuz tabii, başkanım. Hepsinin böyle listesi bir listeniz var. Bu yıl tabii, boyunca da bu yardımlar devam yardım ediyor. Yapmak bir seferlik değil yani. Buradan sizden. Hani genellikle zaten bu yardımlar böyledir. Hı hı. Belli ailelere gider. Bunlar devamlı hı hı. ihtiyacı olduğu için bir koli vermekle bir yıl geçer mi? Bir kolinin tabii. içerisinde diyelim ki bir kilo çay var, bir kilo, iki kilo tabii, un var. Tabii belki iki, üç ay sonra iki, tekrar oraya iki bir kilo koli bulgur gidiyor. Var, bir kilo mercimek var vesaire. Böyle 10-15 parça gıda var. Bu ne kadar gider? Bir ay gider, iki ay gider. Ondan sonra yine ihtiyaç. Yine evet. talep ediliyor, yine veriyoruz. Evet. O bakımdan afiyet olsun, helal hoş olsun. İhtiyaç oldukça bunların hepsini gidereceğiz. Çocuk bezi desteğine kadar vesaire. Evet, sosyal anlamda tabii, çok tabii. yardımınız var başkanım. Yani geri çevirmiyorsunuz. Bakkal borcunun kapatılmasına kadar. Ay, öyle mi? Çok güzel. Ya enteresan şeyler oluyor, biliyor musunuz? Evet başkanım. Şimdi arkadaşlarımız ben duygulandırıyor da. Bir müdürümüz bir bakkala gidiyor. Çıkar diyor borcunu. Veresiye listeni çıkarır mısın? Kendisini tanıtıyor önce tabii. Ahmet Bey diyelim bakkala gidiyor. Ahmet Bey diyor veresiye listesini çıkarır mısın? Ben işte belediyeden geldim. İsmim şu müdürlüğe bakıyorum. Çıkar beraber bakıyorlar veresiye listesi var. Diyelim ki 50 kişilik liste var. Buradan borcunu ödeyemeyecek mahalle bakkalı olduğu için hepsini tanıyor. Yıllardan beri orada alışveriş yapa yapa. Buradan diyor borcunu ödeyemeyecek kaç kişi var? Diyor ki 10 kişi var. Şu ödeyemiyor. Diğerleri düzgün ödüyorlar. Hani alıyorlar ay başına maaşını alıyor geliyor kapatıyor bir daha veresiye falan. Karısı çalışıyor kocası çalışıyor. Ödeyebiliyor bu durum, çarkı döndürebiliyor yani. Durumları iyi diyor yani idare evet. ediyorlar ama şu 10 kişi borcunu ödeyemiyor. Şimdi bir tanesini böyle işte toptan çıkarıyor borcunu. Ne kadar? 12.500 lira diyelim hepsinin. Ki. 10 tanesinin borcu. Evet. Tamam diyor sen biraz bize indirim yapar mısın? Yaparım diyor. 2.500 lira da benden olsun diyor. Evet onun da bir katkısı onun oluyor. Onun da ben hayır de katkım olsun belki diyor. De. 10 bin lirasını da biz ödüyoruz. Ya da ödetiyoruz bir hayırsevere. Borç kapanıyor. Hem market sahibi sevap kazanıyor. İndirim yapıyor. 2.500. Aynı zamanda da alamayacağı parayı tahsil etmiş oluyor. Evet. Yani ve bu alacakların zaten gelme ihtimali zayıf. Ondan sonra o da parasını tahsil, o da memnun. Çünkü 12.500 alacağı var ama 10.000 lirayı aldığında defteri kapatıyor. Defteri kapatıyor. O 10.000 lira onun için çok önemli. Yani alacaklarını tasfiye etmiş oluyor. Arıyor bir tanesini. Bir vatandaş. Tabii şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bak yani gariban vatandaşımız tabii. Bu Ahmet Bey'e borç yapmış. 2-3 ay ödeyememiş. Artık 2-3 ay sonra mahallede oturuyor ama bir daha oraya gelmeye yüzü kalmıyor. Başka markete gidiyor. Buna borcum var diye buraya gelemiyor. Utanıyor, sıkılıyor. İnsan psikolojisi yani. Böyle bir gariban vatandaşımızı arıyor Ahmet Bey. Ara diyor abi diyor. Borcunu kapattığımızı da bilsin. Ahmet Bey diyor ki bakkal ya ben ararım ama şimdi açmıyor bu telefonu diyor. Borcu tabii, olduğu doğru. için diyor. Telefonunu açmıyor diyor. Abi sen ara bakalım diyor biraz zorla diyor. Arıyor açmıyor. Ondan sonra en sonunda açıyor. Diyor ki abi diyor vallahi ödeyeceğim billahi ödeyeceğim diyor ya işte biraz sıkışayım diyor idare et diyor 3 ay oldu gelemedim ama diyor şuradan param gelecek. Ya sus diyor sus. Ama abi ödeyeceğim diyor. Ya sus bir dakika diyor. Habire konuşuyor oradan. Habire konuşuyor. Şöyle abi vallahi ama. Ödeyeceğim. Billahi düzgün bir insan ama sıkılmış. Yani tabii, maddi sıkı düşmüş. İşi bozulmuş. Sıkıntıya eli dara düşmüş. Allah vermesin. O hala mazeret üretiyor. Vallahi ödeyeceğim. Billahi ödeyeceğim.
Bu da diyor ki ya sus diyor, tamam diyor, borcun ödeniyor, sus. Bunu dinlemiyor. Bakkalı dinlemiyor öteki. Hala o ödeyeceğim diyor. En sonunda ya diyor sus kardeşim diyor, borcun kapandı. Nasıl kapandı filan? Nasıl kapandı borcu? Ya diyor belediye geldi kapattı. Hangi belediye? Yunus Emre Belediyesi kapattı. Adam bu sefer telefonda ağlıyor. Ay. Yani, çok özel, çok zor durumlar başkanım. Böyle durumlar var. Evet. Dolayısıyla bu toplumun yani mağdur her zaman bütün toplumlarda %3, 5, 10 çok var. Mağdur insanları, çalışamayan vesaire. Devlet el uzatıyor bunlara. Her türlü desteği veriyor. Engelliyse engelli maaşı veriyor. Engelliye bakıyorsa bakım maaşı veriyor. Dul maaşı veriyor vesaire. Ama yine de toplumun alt katmanlarında bu tür desteğe ihtiyaç az da olsa insanımız var. İşte biz bunlara el uzatıyoruz. Sosyal belediyecilik dediğimiz evet, işin özü de bu. Sosyal belediyeciliği tam anlamıyla yapıyorsunuz başkanım. Tam anlamıyla diyemeyiz yani belki ama yetişebildiğimiz kadar demeyeyim. Yetişiyorsunuz da bence. Yetişebildiğimiz kadar yapmaya gayret ediyoruz. Sloganımız, paronamız bu. Aç, açıkta kimse kalmasın. Bu yetimdir, fakirdir, gariptir, kimsesizdir. Şey yoktur. Hani bazen de ya öyle yaşlılar var ki gıda kolisi veriyorsun, onu yapacak dermanı yok ki. Onlara da sıcak. Şimdi aşevi projemiz de var. Evet, sıcak bizim yemek. Kendi aşevimiz yoktu. Onun şimdi kuruluş çalışmalarını yapıyoruz ama her sene Ramazan'da en az 300-400 haneye biz bir ay boyunca sıcak yemek götürüyoruz. Şimdi önümüzde Ramazan var. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Yine bir ay boyunca sıcak yemek gidecek. Belli insanlar var. Çok böyle garip gariban. Yani gıda kolisini şey yapamayacak, yemeğe döndüremeyecek vasıfta gariban yaşlı. Onu biz şimdi aşevini de yaparsak Allah nasip ederse yıl 12 ay o gariban çok düşkün insanlarımız var böyle yaşlı, kimsesiz ve çok eli ayağı zor tutan, yemeğini zorla yiyebilen, onun yemek pişirme şansı ve imkanı yok. Onları da biz halledeceğiz. Evde bakım hizmetlerimiz, evde hijyenik bakım, sağlık hizmetleri, bakım. Hizmet var. Bunların hepsi devam ediyor. Zaten bunları saymaya gerek yok. Yani dolayısıyla ne varsa toplum, bir de engelliler merkezimizi Muradiye'de açtık. Yeni büyük bir engelli yaşam merkezi projemiz var. Engelli kardeşlerimizle ilgili onu da bir sene içinde tahmin ediyorum, 1,5 sene içinde hayata geçirirsek. Yani sosyal belediyecilik anlamında benim hedeflediğim, şunu da yapsaydım diyeceğim bir şey kalmadı. Hiçbir eksiği yok şu an. Yani hemen hemen konsept anlamında hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Ama ulaşamadığımız garip, guraba kimse varsa bilemiyorum. Allah bizi de affetsin. Ulaşmak gayemiz. Vatandaşlarımız bize bildirirse, ekiplerimize biz her an onlara ulaşırız bir şekilde. Elimizden gelen gayreti gösteririz. Başkanım çok, çok güzel. Çok mu konuştuk? Yok hayır. Çok güzel şeyler anlattınız. Güzel anekdotlar da çıkıyor evet, yani, böyle. Evet, güzel çok, anekdotlar aradan çıkıyor. Aradan çok hoş şeyler evet. çıktı. Çok güzel evet, anlattınız. Evet. Evet. Sosyal belediyecilik adına dediğim evet. gibi çok tecrübe çok güzel kazandık bu konularda. Evet. Ekibimizi kutluyorum. Ekip de bunu organize ediyor. Ekip çalışması. evet. Bizim burada bir 15-20 kişilik, 25 kişilik bir ekibimiz evet, var. Her birini kutluyorum böyle. Fevkalade güzel işler yapıyorlar. Kendilerini de adamışlar. Bayan, erkek arkadaşlarımız. Belki de önümüzdeki dönemde bu aşeviyle falan beraber onlara biraz daha takviye yapmamız gerekecek. Araç takviyesi, personel takviyesi vesaire. Yani toplum sahipsiz hissetmesin kendini. Evet. Evde bir yaşlı ama teyzemiz, şu an, evet, bir çok fazla amcamız, iş. Benim evime kimse gelip gitmiyor. Çoluk çocuğum var, uzakta gelmiyor, evet, gitmiyor. Başkanım. Bir insana ihtiyacı gidin, olan ziyaret var. Edin. Hiçbir şey yoksa bile Fatma teyze 80 küsur yaşında yalnız ziyaret edin. Hal hatır sorun. Belki ihtiyacı yok onun maddi anlamda ama bu, ne yapıyor ne diyor. Evini bir temizleyiverin vesaire. Tabii. Bir tas sıcak çorba. Yani bunun hepsini yapmaya gayret ediyor arkadaşlarımız. Gerçekten adanmış arkadaşlarımız var bu konuda. Hepsini kutluyorum ben. Yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz vardır. O da bize ait. Bizim kusurumuz olsun. Yani illaki oluyordur ediyoruz. Ama sanmıyorum büyük eksikleriniz Eyvallah. Olduğunu Eyvallah. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bugün bana vakit ayırdığınız için. Eyvallah. Ve bunca işin arasında yine bana vakit Eyvallah. Ayırdınız. Eyvallah. Bu insanların hayatına bu kadar yakından dokunduğunuz Eyvallah. İçin ve sokak hayvanlarının. Çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum Eyvallah. Size başkanım. Ben teşekkür ederim. Sizin vasıtanızla inşallah
halkımıza da hem buraları hem de meramımızı anlatmış olduk. Bu konularda destek de geliyor halkımızdan. Evet. Bu sosyal yardımlar vesaire konusunda. Bizim halkımız gerçekten Ali Cenap'tır. Evet. Bu konularda hassaslar. Elini uzatır, uzatırlar evet, yani. Ali Cenap'tır. Üzülür yapar mutlaka elinden geleni. İsminin de çoğu bilinmesini de istemez. Tabii. Şu kadar da benden destek. Aman benim ismim geçmesin filan. Böyle yani sırf Allah için vermek bunun tabii, adı. Tabii tabii. Yani yaradan bilsin diyor. Sahibi birinin bilsin. Birinin verdiğini öbürü el bilmesinler. Aynen tabii. Böyle. Onlara da burada huzurlarınızda böyle hamiyetperver insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah onların da hayırlarını kabul etsin. Eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Destek veren herkese, hayatlara dokunan herkese. Size de çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum başkanım. Çok Eyvallah. Güzel bir program oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ bir olun. Daha artık sizden tamam, öbür müzede... Ne zaman isterseniz yaparız. Tamam, ben bu baktım. Vesileyle bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygılar sunuyorum. Belki Ramazan'a kadar bir program müsait olmaz. Ramazanlarında tebrik ediyorum şimdiden. Çok teşekkürler başkanım. Eyvallah. Programımızın daha sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.